Evet, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalından bir yayına daha birlikteyiz. Şimdi bazı yayınımızda donmalar, aksamalar vesaire oluyordu. Dolayısıyla biz de cihazımızı yeniledik ki bu sorunlara tekrar maruz kalmayalım ve güzel bir şekilde yayınlarımıza devam edelim. Şöyle bir yine sesi kontrol etmeme müsaade edin, sonra devam edeceğiz. Evet, seste galiba bir sorun yok. Peki, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğüm kadarıyla Burak Bey hemen geldi. Serkan Bey sağ olsun yine hemen geldi. Yanlış görmediysem şöyle bir yine bakalım. Evet, Hakan Bey geldi, Aziz Bey geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Uzatmadan başlayalım. Sonra isteklerle yayın biraz fazla uzuyor. Kimseyi de sıkmayalım. Hemen kısa kısa mevzuya geçelim. Şimdi tabii bugün bir düşüş yaşandı. Ben de bugün öğleden sonra biraz işlerim vardı. Takip edemedim piyasayı ama gördüğüm kadarıyla %2 civarında %2 civarında bir düşüş geldi bugün borsamızda. Dolayısıyla her kırmızı mumda aynı soru akıllara geliyor, özellikle Twitter camiasında. Acaba dönüş başladı mı? Düşüş başladı mı şeklinde sorular sürekli gündemde kalıyor. Bunun sebebi de aslında genel itibariyle bir düzeltme beklentisinin herkese mevcut olması. Nitekim Mayıs'tan beri durmadan yükselen, hiçbir düzeltme yapmadan yükselen bir ürünle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir düzeltme beklentisi herkesin aslında geri planında, kafasının geri planında olması sebebiyle her böyle bir düşüş mumunda bir dönüş başladı mı, bir düşüş başladı mı sorusu akıllara geliyor. Biz de bu sorularda ne diyoruz? Teknik olarak bir dönüşün başlamasının gerekliliği olarak bir tepe oluşumunun gelmiş olması gerekiyor diyoruz. Net bir tepe oluşumu bugün gelen kırmızı muma rağmen bence yok şu an. Tepe mumunun oluşumu için daha farklı bazı teknik yapıların gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bu haftalık mum bu arada arkadaşlar. Şöyle bir genel tabloyu görmenizi istedim yine her zaman olduğu gibi. Ve bu Fibo değerlerinin, bu çalışan Fibo değerlerinin nasıl böyle noktasal güzel çalıştığını görmeniz için haftalıkta da bu grafiği açmış oldum ve böyle bir başlangıç yaptım. Şimdi haftalıkta tabii dolar bazlı endekste de birazdan bakacağız ama bazı kırılımlar, olumlu kırılımlar gelmişti. Bugün hafta başında aslında biraz daha güzel, olumlu bir hareket bekleniyordu. Bir de yine bu bir Fitch diye bir derecelendirme kuruluşu var ya, o derecelendirme kuruluşu da ülkemizin puanını biraz yükselttiği için borsada açıkçası bir beklenti havası, biraz daha yükseliş havası vardı. Ama bizim borsamız şu anda bunu çok fazla salladığı söylenemez. Çok fazla bu Fitch denen kuruluşun değerlendirmesini hesaba katmadı. Yani alıcı ve satıcı dengesini etkileyen bir haber olmadı açıkçası bu. Şimdi baktığımızda 2000, özür dilerim, 8159 seviyesi bizim takip ettiğimiz bir Fibo seviyesiydi. 8159 seviyesinin üzerinde burada bir çıkış yakalamıştık. Burada bir retest yapmıştık. Günlük grafikteyiz şu anda. Ve 8454 hedefte şeklinde bir plan program vardı açıkçası. Bu Fibo değerlerine göre. Ancak bugün gelen bu %2'lik düşüş mumuyla beraber 8159 seviyesinin yeniden, belki de yeniden test ediliyor. Belki de aşağı net olarak kırılımını yarın itibariyle görebiliriz. Yani şu an itibariyle ancak şöyle bir kapanış mumunun fitiline baktığımda ve mum kapanışına baktığımda 8159 seviyesinin altında kaldığını, 8146 seviyesiyle kapanış yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra en azından bu FIP seviyeleri için, çalışan bu FIP değerlerimiz için 7927 seviyesinin bir destek olarak çalışıp çalışmayacağını takip edeceğiz eğer düşüşler devam ederse endeksimizde. Şimdi dediğim gibi TL bazlı aslında hani şu Fibo değerlerinden başka, hani tabii ki diğer Fibo değerleri falan da çizilebilir ama şurası tabii benim için güzel bir alım bölgesi. Güzel bir destek attı. Tabi buraya kadar inerse Allah korusun diyelim. Burada değerlendiririz. Niye Allah korusun diyorum? Geçen yayında Celal Bey demişti ki hocam Allah korusun demeyin. Düşsün de biz daha fazla alalım demişti. Doğru, katılıyorum aslında ama hani insanlar pozisyonda, insanlar, küçük yatırımcılar sürekli hisse alıyorlar falan. Dolayısıyla bu yüzden Allah korusun diyorum ben. Yoksa ben de açıkçası bir geri çekilme olsa da istediğim hisselerde, istediğim pozisyonları alabilsem diye de düşünmüyor değilim. Şimdi TL bazlı da başka söylemem gereken bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Yani günlük grafikte dedim ya tepe oluşumundan bahsettim size.
Yani bir kısmen bir tep oluşumu arkadaşlar şu iki mumla beraber kısmen bir tep oluşumu var gibi. Bu da zaten son gelen bugün gelen mum da net bir yutan ayı mumu. Gördüğünüz gibi çok net bir yutan ayı mumu gelmiş. Burada da aslında bir evet bir kısmen bir tepe mumunu andırıyor ve yanına bir kırmızı mum daha gelmiş. Yani yarınki kapanış çok önemli olacak. Yarınki kapanışta özür dilerim. Yarınki açılış ve kapanış çok önemli olacak. Yarın da yine burada böyle bunun yanına böyle bir kırmızı mum gelmesi durumunda bu kez açıkçası bir tepe oluşmuş diyebiliriz. Tepe oluştuğu zaman da bir dönüş, bir düzeltme bekleyebiliriz. Bunu yarın konuşuruz erken. Siz kendi teknik seviyelerinizi, hisselerinizin kendi teknik seviyelerini takip ederek pozisyonlarınızı ona göre korumaya veya da pozisyonlardan çıkmaya çalışın arkadaşlar. Kendi teknik seviyelerinizi kendiniz takip edin. Ancak dediğim gibi bugün gelen bu düşüş hiçbir şeyin sonu değil. Tabii ki zarar yazıyor. Mutlaka zarar yazıyor düşüş olduğu için. Tabii Viyop'ta, vadeli de bu düşüşten para kazananlar da var. O ayrı bir konu ama genelde küçük yatırımcılar hisselere küçük bütçelerle girdiği için böyle düşüşler maalesef küçük yatırımcıya bir zarar olarak yansıyor. Ama tabii ki teknik seviyeleri takip ederek stop seviyelerinizi de ona göre kontrol edersiniz. Çok uzatmayalım. TL bazlı grafik incelememiz burada açıkçası sonlandı. 8.159 altına bir kapanış geldiği için 7.927 seviyesini kısa da takip edeceğim. Ve yine hani gaplerden bahsedersek teknik açıdan şu alanda da bir gap oluşumu bakalım şöyle bir saniye. Evet tam şu alan. Şu alanda bir gap oluşumu mevcut olduğu için bir ihtimal bu gapi de belki doldurduktan sonra yeniden bir yükselişe geçebilir. Bunu artık ilerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz. Dolar bazlı geçelim. Yayınımızda bir sıkıntı var mı arkadaşlar bu arada? Böyle bir kısa geri dönüş alayım ona göre devam edelim. Dolar bazlıya geçelim. Evet, yeni cihazla birlikte galiba yayınlarım daha hızlı size ulaşıyor. Sizin tepkileriniz daha hızlı geliyor bana galiba. Evet, Nuri Bey gelmiş. Hakan Bey buradaydı zaten. Bakacağız onlara. Hemen dolar bazlıyı da Ömer Bey de gelmiş. Ömer Bey de hoş gelmiş. Ömer Öztürk. Peki, şu an sıkıntı yok. Peki, güzel. Tamamdır. Şimdi dolar bazlıya geçelim dedik. Dolar bazlı grafik mi bu? Evet. Şimdi dolar bazlı bir haftalıkta size bir şey göstermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta attığım bir tweet vardı hatırlarsınız. Şimdi ne diyoruz? Fiyat hareketleri salınımlardan oluşur, swing noktalardan oluşur. Bunu hani teknik olarak artık sürekli söylüyoruz. Fiyat salınım yaparak yoluna devam eder veya geri çekilir. Dolayısıyla bu swing noktalar bizler için, teknik analistler için önemlidir bu swing noktalar. Şimdi burada oluşan bir tepe noktası, bir swing nokta vardı bu haftalık grafik arkadaşlar dolar bazında ve bakın şu swing noktada burasıydı ve geçtiğimiz hafta attığı mumla kapanış mumuyla aslında bu swing alanı yukarı doğru kırmıştı dolar bazlı endeksimiz. Dolayısıyla bu da olumlu bir hava esirmesi gerekiyordu. Ancak bugün olumlu hava gelmedi. Sonuçta market maker, piyasa yapıcı biz değiliz. Piyasa yapıcı bugün bu kırılıma net yanıt vermedi. Dolayısıyla bir düşüş geldi. Ben bunu da söylemek istiyorum. Böyle bir attığım tweet'te vardı. Bu attığım tweet'te tamamen burada oluşan bir swing nokta, bir tepe noktasının kırılımı neticesinde ve net olarak bunun üzerinde kalması sebebiyle attığım bir tweet'ti. Ha, ne olabilir? Yine teknik açıdan şöyle yorumlarsak, bu haftalık mum olduğu için tabii hafta kapanışını bekleyeceğiz. Haftalıkta da en azından şöyle bir destek hattımız oluşabilir. 298 seviyesine kadar belki de bir iniş ve 298'den bir dönüş alma ihtimali olabilir. Ancak 298 dolar altına inişin ve burada kalışın da biraz daha düşüşü derinleştirme ihtimalinin olduğunu açıkçası düşünüyorum. Dolar bazlı endeksimizde dediğim gibi burası benim için şu anda bir destek noktası. Bunun hareketlerini takip edeceğiz. Başka elimizde ne vardı? Elimizdekilere bakalım dolar bazlı endekste. Bir sürü şey varmış, bir sürü çizim yapmışız. Bir açalım neler var. Açalım neler var. Evet, haftalık grafikteyiz şu anda hala. Büyük tabloyu görmenizi istiyorum hala. Çünkü orta uzun vade yatırım düşünen arkadaşlarımız da oluyor. Ya şu paralel kanalın kırılması gerçekten harikaydı. Serkan Bey iyi hatırlar. Bu paralel kanal kırılımını sürekli biz takip ettik. Bu paralel kanal kırılırsa asıl rally o zaman başlayacak dedik. Nitekim güzel yükselişler o zaman geldi. Başka söylemem gereken burada ne var? Bir FIP düzeltmemiz var. FIP düzeltmesinde bakın bir seviyesinin burada
1 seviyesinin üzerinde 305,56 dolar üzerinde bir kapanış geldiğini, nitekim az önce son yaptığı bu tepeyi de kırdığını anlatmıştım. Bu da aynı noktaya tekabül ediyor. Evet, başka da destek noktalarımız falan var zaten burada da. Başka ek olarak bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Olabilir, geri çekilmeler, düzeltme hareketleri olabilir. Tepe oluşumu konusuna gelecek olursak, tepe oluşumu hala net bir tepe oluşumu yok. Bunun yanında yine bir kırmızı mum görürsem ve bu kırmızı mumun kapanışı da buradaki mumun altında olursa, o zaman benim için bir tepe oluşumu var demektir teknik açıdan. TL bazlı, dolar bazlıya baktık. Şimdi hisselere bakalım. Pozisyonda bulunduğunuz hisselere bakalım. Hüseyin Bey de gelmiş. Hüseyin Bey de hoş geldi. Evet, Serkan Bey yok hocam demiş. Yayın iyi demiş. Peki. Şu an sıkıntı yok. Peki. Şimdi ilk Hakan Bey'den mi gelmiş istek? Uluğun, Aziz Bey'den gelmiş. Uluğun'la bakalım hemen. Destek, yani biraz bir çekilme olduğu zaman ben destek seviyelerine bakıyorum ki arkadaşlar en azından hani stop noktalarını kendileri ayarlayabilsinler. En azından hissenin bir genel görünümünü görebilsinler diye. Bu yüzden burada kısa bir FIP ve uzun FIP şeklinde iki indikatör de ekledim. Bunlardan da faydalanacağız. Çalışmadığımız bir hisseye denk gelirsek. Evet, Uluğun'da bir direnç alanımız vardı. Haftalık grafikte hala devam ediyoruz. Birazdan günlüğe geçeceğim Uluğun'da. Günlüğe geçelim, hatta çok uzatmayalım. Ya şurada bir net bir direnç alanımız vardı. Bunu artık Uluğun'un her analizinde söylüyorduk. Bu direnç alanının geçilmesi gerekiyordu. Geçilmezse buradan bir red yeme ihtimali vardı. Bunu her yayında söyledik zaten. Dolayısıyla bu direnç alanını Aziz Bey hissenin geçemediğini net olarak görüyoruz. Buraya takılmış, burada satıcılar devreye girmişler ve fiyatı aşağı doğru itmişler. Şurada bir 0.15'te bir destek hattımız varmış. Neye göre bir destek hattı bu? Evet. Fibo'ya göre bir destek hattımız varmış 36.02'de. Yine şunu bir silelim. Şu kalabalıkları bir silelim. Gözümüz çok yorulmasın. Sürekli böyle istek gelince yeni bir şeyler görüyoruz. Onları da çiziyoruz. Dolayısıyla böyle gözlerimiz de açıkçası yoruluyor. Bu direnç alanımız çalışmaya devam ediyor. Bu destek hattımız da çalışmaya devam ediyor. En azından bu destek hattının inmesi durumunda bir pozisyon alabilmemiz için bu destek hattımız da çizimde dursun. Uluğun bugün %3.39 geri çekilmiş. Cuma günü de geri çekilmiş. Peki. Şimdi destek hattı, burada net bir destek hattı var zaten. Market yapısında bir bozulma var mı, ona bakmak istiyorum. Yani şu nokta aşağı kırılmadığı sürece Uluğun da bir market yapısında bozulma şu ana kadar olduğunu söyleyemem. Bu nokta da tam şuradaki swing nokta. Bakın iki tane mum atmış buraya. 34.54. 34.54 seviyesi aşağı kırılmadan market yapısının hala bullish olduğunu düşünüyorum günlük grafikte. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir kriter. Yani 34.54 altına bir kapanış, gün kapanışı gelirse, eğer bir pozisyon varsa stop olma durumu açıkçası bence mantıklıdır. Tabi burada bir de güçlü bir destek hattı var. Bu güçlü destek hattından çok büyük bir ihtimalle ben bir geri dönüş olacağını düşünüyorum. Eğer geri çekilmeler hissede devam ederse. Bir de şu dipten bir FIP çekmek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle Aziz Bey, şimdi de ona bakalım. Sonra isteklerle devam edeceğiz. Evet. İlk FIP desteğini kırmış şu anda aslında. Yani son yaptığı tepeye göre ilk FIP desteğini 36.84 civarını aşağı kırdığını görüyorum. O da şu anda 34.44. Bakın ne diyoruz? Teknik bileşenler aynı noktada buluşursa orası çalışma ihtimali kuvvetli olan bir alan olacaktır. Az önce benim çizdiğim günlükteki son dip alanı mavi çizgiydi. Şimdi de bana Fibonacci diyor ki 0.382 alanım benim, 34.44 diyor. Ben de 34.54'ü çizmişim Aziz Bey. Uzatmayalım. Sizin takip edeceğiniz seviye 34.54-34.44 alanından bir tepki alıp alamayacağına bakmak. Ancak buranın da altına kırılması durumunda, dediğim gibi, o zaman kendi risk algınıza göre kendi pozisyonunuzu lütfen yönetiniz Aziz Bey. Evet, Hakan Bey papil demişti. Papile bakalım. Şunların hepsini bir silelim. Evet. Yine bir haftalıkta görmek istiyorum. Evet, all time high mı bu? Evet, bir ATH yapmış papil yakın zamanda, yani yakın zamanda bir ATH'si var ve ATH'den geri çekiliyor. Yani şu an net olarak bu görünüyor zaten. Bir tüm zamanların zirvesi, buraya zirveye kadar güzel dolu dizgin çıkmış
Zirveden sonra bir geri dönüş hareketi içerisinde şu anda Papil. Aslında teknik açıdan bir zirve yaptıktan sonra düzeltme noktasına inen bir ürünün alınması teknik açıdan mantıklıdır. O düzeltme noktasına inmiş mi diye bir bakmak istiyorum. O düzeltme noktasına inmemiş henüz. Çünkü son yaptığı dibe göre ciddi bir fark var burada. Bir saniye. Şurada neden durmuş? Evet, burada neden durduğunu gördük. Burada bir Fibonacci desteği var. 31.14 seviyesi şu anda Papil'de bir Fibonacci desteği olarak görevine devam ediyor güzel bir şekilde. Bugün de 31.72'de kapatmış. Dolayısıyla yakın zamanda kısa vadede takip edilecek seviye 31.14 olacaktır. 31.14'ten bir tepki alması durumunda yeniden hedef 34.58 ve devamında 43 olacaktır. Muhtemelen EMA'ların çok üzerindedir diye tahmin ediyorum. EMA'ların çok üzerindedir bu. Çünkü tüm zamanların zirvesini yapmış. Evet, şuradan bir şuna bakmak istiyorum bir saniye son yaptığı dipten. Evet, şimdi birinci sapma noktası bakın şu kırmızı hat birinci sapma noktası. Yani şu anda alıcıların savunduğu birinci hat diyebiliriz. Tam da bunun ucuna denk gelmiş. Papil tam da bunun ucunda kalmış. Dolayısıyla şu anda eğer bu hissede alıcılar varsa ve bu alıcılar bir şekilde güçlülerse buradan bir pozisyona, buradan bir savunma hattı oluşturmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum Hakan Bey. Kısa kısa bakalım. Hocam ters köşe yapıyorlar şu sıralar. Bugün için ortam pozitifti. Eksi iki düşüş hayal kırıklığı yarattı. Kesinlikle katılıyorum. İşte ya bir de haber pompalıyorlar arkadaşlar. Onu fark ediyorum. Bu özellikle Bitcoin ve altcoin piyasasında çok sıklıkla kullanılır. İşte fool haber, yalan haber şeklinde adlandırılıyor. Haber pompalıyorlar piyasaya. Dolayısıyla piyasanın algılarıyla, daha doğrusu yatırımcının algılarıyla, psikolojisiyle bir şekilde oynamayı gayet güzel başarıyorlar. İşte Cuma günü veya Cumartesi günü mü gelmişti o haber? O Fitch'in haberi gelmişti. Türkiye'nin işte puanını nötre mi çevirmişti? Öyle bir şey olmuştu galiba. Olumlu yönde bir adım attığına dair bir haber vardı. İşte yine dolar bazlı endekste haftalık olarak teknik açıdan bir güzel bir kırılım gelmişti. Aslında bugün olumlu hava, olumlu seyir devam edeceği yönünde beklentiler vardı ancak gelmedi. Tabii ki gelmeyecek ki bunlar da balinalarda bir şekilde para kazanacaklar. Peki şimdi Burak Bey, o da sağ olsun sıkı takipçilerimizden Burak Bey'in bir isteği varsa onu da görmek isterim. Evet Ömer Öztürk, Ömer Bey, Ener'ye yorum yapacak mısın? Ener yeni halk arzlardan değil mi? Yapalım. Bu gençler hep yeni halk arzları tercih ediyorlar. Yani Serkan Bey çok iyi bilir. Hiç çalışmayı sevmediğim hisse türleridir. Evet açılış 97.55. Yani burada bir tepe oluşumu var mı? Var. Yani tek söyleyeceğim şey şu olabilir benim Ömer Bey. Hani teknik analiz olarak çünkü elimize destek direnç noktaları belli değil. Hareketli ortalamalara vereceği tepkiler belli değil. Halk arzlar şu anda tamamen böyle tekniğe cevap vermeyen bir hani grafiğin oturması. Özür dilerim. Grafiğin oturması diye bir tabir vardır. Grafiğin bir oturması gerekir. Dolayısıyla şu anda benim Enerya ile ilgili söyleyeceğim çok ciddi bir şey yok. Temel anlamda bir konu varsa Serkan Bey ve temel analiz konusunda hakim diğer arkadaşlar da yorum yapabilirler. Ancak teknik açıdan benim söyleyeceğim şey Enerya şu an tepeden bir dönüşe geçmiş. Bakın yükseliş bir düzeltme hareketine başlamış. Kırmızı bir şekilde devam ediyor. EQ seviyesi var burada 164. Buradan tepki alacak mı? Buna bakmanız gerekiyor. Buradan tepki almazsa buradan bu kez de şu sarı banttan yani 0.618 0.65 bandından tepki alacak mı? Buna bakmanız gerekiyor Enerji açısından. Evet Şevket Bey de siz de hoş geldiniz. Şevket Bey de gelmiş. Mehmet Keleş Bey gelmiş. Hoş geldiniz. Evet Nuri ve Yunsa demiş hemen kısa kısa herkesin isteyene bakalım. Destek seviyelerimiz nedir ne değildir. Çok detaylı bakamayacağım. Kısa kısa bakacağım arkadaşlar. Çünkü herkesin isteyene bakmak istiyorum. Düşüşlerde biliyorsunuz. Bakıyorum o Yunsa güzel yükseliş gelmiş bugün Yunsa'da. Bunda da ne diyoruz? Endekse kafa atan bir hisse olmuş. Gerçi yok. Mum neden böyle peki? Bir saniye. Evet. 4 saatte bakalım buna.
Yunus'a da direkt gözüme çarpan zaten net bir tren çizgisi kırılımı. Şöyle noktasal olsun. Evet, net bir tren çizgisi kırılımı gelmiş. Kırılımdan sonra yükseliş devam ediyor. Şimdi bunun, bakın, bunun bir düşüşün düzeltmesi mi? Özür dilerim. Yükselişin düzeltmesi mi değil mi? Hemen FİBE başvuracağız. Yani burada arkadaşlar, bu da şimdi bir eğitim gibi bir şey olsun. Burada sizin hissedeki fiyat hareketlerini kabaca yorumlamanız gerekiyor. Yani şimdi ben neden bu FİBE'yi buradan buraya çizdim? Yani mesela şurada bir dip var, burada bir tepe var, değil mi? Neden buradan buraya çizmedim de buradan buraya çizdim ben bu FİBE'yi? Şunu görmek için. Burada acaba gerçekten alıcılar işin içine girip daha yukarıya çıkarma azminde bir hareketle mi yoluna devam edecekler? Yoksa hala buradaki yaptığı tepenin bir düzeltmesini mi yapıyor bu? Özür dilerim, buradaki yaptığı düşüşün bir düzeltmesini mi yapıyor? Yani şöyle düşünün. Burada tepe yaptı, düşmeye başladı. Düştükten sonra ne yapıyor? Düzeltme yapıyor. Bu düzeltmeyi mi yapıyor, yoksa gerçekten hani dolu dizgin gidecek mi? Son tepede kırma azmi var mı? Buna bakmak için bunu yapıyorum. Evet, bu azmin aslında var olduğunu görüyorum. Bunda da bir net bir fake mum gelmiş. Neden fake mum gelmiş? Ya şu alan bizim biliyorsunuz FIBO açısından önemli kritik alanımızdır. Bu alanın burada yukarı kırıldığını, bu mumla beraber yukarı kırıldığını görüyorum. Aslında bunun net olarak bir 95-10'a temasından sonra belki bir geri çekilme olabilirdi. Ancak orada gelmeden Cuma günü, yok Cuma günü değil, bugün değil mi? Evet, bugün direkt bir kırmızı yakmış. Yani insanları biraz terste bırakmış aslında. Çünkü teknik açıdan güzel bir yerdeymiş. Sadece bakın şurada kim istemişti bunu? Şevket Bey miydi? Şurada sadece bir direnç hattı var. Mum kapanışına bağlı olarak. Ya bu direnç hattına belki bir nevi takılmış diyebiliriz. Ancak şu anda güzel, yani hareketleri güzel. Teknik olarak hareketleri çok güzel. Evet. Şöyle söyleyeyim, çok uzatmayayım. 0.5, yani FIBO EQ seviyesinin 88-70 üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Market yapısına hemen bir bakmak istiyorum. Market yapısında bir sıkıntımız var mı? Var gibi, ama bir dakika. Yok, market yapısı da bu iş ya. Market yapısında da bir sıkıntı yok. Hatta şurada bir de bir boss geldiğini söyleyebilirim. Şurada bir de yeni bir tepe kırılımı geldiğini söyleyebilirim. Evet, şu alana, bunu kim istemişti unuttum ama, şu alana bir geri dönüş, bir destek attı bu alan. Bu alana bir geri dönüş olur ise bu alandan bir tepki alacağını açıkçası Yunus'un düşünüyorum ben. Bu alan dediğimde 87 ve 88 sattı. Devam edelim, çok uzatmayalım. Ha, Nuri Bey'miş Yunus'u isteyen. Nuri Bey için Yunus'a baktık. Şevket Bey SNG'yi demiş. Seri seri geçelim. Serkan Bey, enerjiler ne alemde, enerjilerimiz? Enerjimiz nasıl? Evet, Simpaş. SNG bizim portföye aldığımız ve kar alıp çıktığımız bir hisseydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu alandan zaten bir tepki bekleniyordu. Bu alandan net bir tepki gelmiş. Bu sarı banttan ve yükselmiş. Evet, bugün güzel yükselmiş bu da. %8 yükselmiş ve şunu bir silelim. Bu şu anda anlamsız. Evet, günlük grafikteyiz. Net bir tepe kırılımı var mı? Var gibi sanki. Değil mi? Evet. Net bir tepe kırılımı gelmiş. Kırılım hayırlı olsun. Teknik açıdan güzel bir hareket. Yani yapılan bir son kritik bir simit noktanın kırılımı şeklinde adlandırılabilir. Ve yine işte formasyon sevenler, bakın burada da yine şöyle bir formasyon, garip bir şekle benzedi ama burada da yine şöyle bir, ne diyorlar, çanak yapısı var. Bu şekilleri silelim. Bu şekiller saçma sapan oldu. Evet, yani burada yani çok böyle hani şuradan yayı açıp noktasal çizmek istemedim ama o yüzden öyle oldu. Ya saçma bir çizim oldu az önce. Güzel çizelim ya. Ne öyle? Acayip bir şey çıktı ortaya. Bir dakika, neredeydi? Evet, şurada. Yani şöyle bir çizim yapıldı. Hatta bunu Twitter'da paylaşalım. Şık bir çizim olsun. Evet. Güzel bir kırılım gelmiş SNGO'da. Bakalım kırılımın hakkını verecek mi? Hacme baktınız mı? Hacme baktınız mı? Bunda bir hacim görmek lazım.
Bunun da bir hacim görmek lazım. Oo, çok güzel. Net bir kırılım. Temiz bir kırılım, güzel bir kırılım. Yorumum bu. SNG ile ilgili. Evet, Burak Bey demiş ki Tukaş bakabilir miyiz? Tukaş'ta da aslında güzel bir teknik yapı vardı geçtiğimiz hafta. Yanlış hatırlamıyorsam bizim Ömer Bey ile konuşmuştuk bunu. Tukaş'ta güzel bir teknik yapı vardı. Teknik yapı bozulmuş. Yani nasıl bozulmuş? Şöyle. Aslında düzeltme yapıyor şu an. Yani net bir düzeltme noktasına iniş var. Bakın FIBO açısından da 0.61, 0.618 hep söylüyorum bunun önemini. Tam olarak o noktada bir kapanış yapmış. Dolayısıyla Tukaş'ta yarın için çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Yani 0.61, 0.618. Ne zaman çizmişim ben? Bir dakika. Evet, şöyle çizmişiz bunu. Şöyle yakınlaşalım. Yani 0.61, 0.618 alanına noktasal bir kapanış yapmış Tukaş. Dolayısıyla burası şu anda kritik. Burasından kastım 10.56. 10.56 altında bir kapanış maalesef bu kez de biraz daha alt seviyelerin test edilmesine sebebiyet verebilir. Tukaş'ta teknik yapı güzeldi aslında. 13-14'lere kadar gidebilir demiştim ben galiba Ömer Bey'e konuştuğumuzda. Ömer Bey'le kendimizde bazen konuşuyoruz. 13-14'lere gidebilir demiştim ben yanlış hatırlamıyorsam. 13'e gelmiş. 13.87'ye temastan sonra bir geri çekilme. Hatta bu çizimi yaptığında da galiba henüz 13'e gelmemişti. Buralardaydı bu hissenin fiyatlanması. 13'ten bir geri çekilme var. Bakın tepe oluşumu diyorum mu size? Size bir net bir tepe oluşumu. Ya benim hani artık analiz şeklimi yorumlamamı biliyorsunuz. Yani bir düşüş başladı veya bir düzeltme başladı dememiz için tepe oluşumu şart diyoruz. Tukaş'ta bu tepe oluşumu gelmiş. Yarınki seviye takip edilecek. 10.56 altı kapanışlarda lütfen grafiği yeniden inceleyiniz. Peki. Evet, Devin Evren Bey siz bayağıdır yoksunuz. Devin Evren Bey. Fark ediyorum yokluğunuzu. İyi yayınlar hocam. Kısa bir aranın ardından merhabalar tekrardan. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam vaktiniz olursa bir de Frigo'yu inceleyebilir miyiz? Bakalım. Frigo'ya da bakalım. Müsaadenizle. Evet, Frigo'da trend kırılımı retest sonrası bir yukarı vurma vardı. Evet, burada bir swing high noktası vardı. Kritik bir swing high noktası. Swing high noktası şu mumla özür dilerim. Şu mumla birlikte kırılmıştı. Ve devamında da aslında hala bu nokta ile olan bağını tam olarak koparmış değil. Yani buradan aslında bu kırılımdan sonra biraz daha gitmesi. Hadi en kötü yani şöyle yapması gerekiyordu. Yani burayı kırdıktan sonra işte şu alan içerisinde şöyle biraz kal. Buradan vurması gerekiyordu. Maalesef o da olmamış. Yani teknik açıdan tabii bunu söylüyorum. Neden olmamış olabilir? Onun sebeplerine bakalım. Buradaki likidite noktaları var mı? Var. Evet. Bu yüzden olmamış. Çünkü burada bir likidite noktası var. Bu noktaları çizmek çok zor değil arkadaşlar. Lütfen siz de kendi çalışmalarınızda bu şekilde çizimler yapınız. Evet, burası bir net bir likidite noktası. Yani burada biriken bir emir, biriken bir para var. Ve şu iğnen atarak burayı, bakın burayı komple temizleyerek hemen geri çekilmiş. Yani burada ne var aslında? Bunu Bitcoin ve altcoin olsaydı çok daha mantıklı gelebilirdi size ama bizim BIST'te çok kullanılmayan bir analiz yöntemi bu. Burada bir likidite havuzu diyebiliriz buna. Bir para havuzu diyebiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Burada işte bir stop noktası var. Şuradaki mumu görenler buraya bir stop atıyorlar ve bu stopları patlattıktan sonra aşağı doğru hareketlenmiş. Yani şu anda bir range yapısı var. Uzatmayalım Devin Bey için. Şu anda bir range yapısı var. 9.24, 9.34. Kırılım yoksa trade yok modu açılmış. 9.24, 9.34 üzerinde bir kapanış gelirse yukarı doğru bir hareket gelme ihtimali olacaktır. Ancak bunun altında bir şu alanın altında da bir kapanış gelmesi durumunda bu kez düzeltme daha da derinleşebilir. Ancak şu an genel yapısı şöyle gördüğüm kadarıyla bakın hiç boşluk bırakmadan
alıcı satıcı dengesini muhafaza ederek bir yükseliş var Devinevren Bey bu hissede. Dolayısıyla hissenin teknik açıdan yükselişinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle çizelim. Evet. Bakalım yarın itibariyle hem burada bir yatay direnç var, şu direnç var, özür dilerim destek var. Hem burada bir yatay destek var, hem burada bir çok karıştırdım biliyorum. Şurada bir tren çizgisi var. Buradan bakalım destek bulabilecek mi bu hisse. Peki devam edelim. Tukaş baktık. En son kimin yorumunda bakalım. Evet. Cümleten hayırlı geceler. Hocam hayırlı yayınlar demiş. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hakan Bey çok teşekkürler. Emrinize sağlık rica ederim. Negatiften durağan çevirmişlerdi. Evet. Bir de onların böyle şekilleri var. Değil mi Hakan Bey? Negatiften durağana çeviriyorlar falan böyle hani. Gerçi adamların muhtemelen çok ciddi ve iyi bir matematiği vardır o konularda ama siyasi konularda var mı acaba mevzuların içerisinde? Kesin vardır. Peki Muhammed Bey hocam Eksun Yetuka demiş. Evet. Eksun'a bakalım. Artık bu istek kimin hangi pozisyonda olduğunu artık az çok anlıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Muhammed Bey Eksun'u geçen sefer de istemişti galiba. Evet günlük grafikte en son Eksun analizini zaten bir iki üç gün önce yapmıştık. Şunu bir silelim. Ne demiştik o zaman da? Bu paralel kanalın altına indiği için, şu paralel kanalın altına indiği için orta banda kadar bir inme ihtimali mevcut demiştik. Eksun için. Dolayısıyla bu mevcudiyet devam ediyor. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla da şöyle bir düşen trend oluşturmuş kendine. Bu günlük grafikte çok manidar gelmeyecek şimdi ama bakın şöyle manidar gelecektir. Yani şöyle bir düşen trend oluşturmuş kendine. Şöyle bakın Eksun'da güzel noktasal olsun. Ben kısa vade grafikleri çok çalışmıyorum ama bu grafiklerde, çizimlerde takibini kısa vade yapıyorum tabii ki. Bakın böyle bir şunu bir gizleyelim ya. Çok karmaşa olmuş. Evet. Yani şöyle bakın net bir düşen trend oluşturmaya başlamış kendine. Dolayısıyla Muhammed Bey sizin galiba bunda bir pozisyonunuz var. Pozisyonu böyle takip edebilirsiniz. Böyle dediğimden kastım şu an trend çizgisi hangi seviyede? 91.70. 91.70 üzerine atıp atamayacağına bakmanız gerekiyor şu anda Eksun'un. Yani şu an dediğim gibi paralel kanal orta bandına doğru yavaş yavaş iniyor açıkçası. Evet, yayınımızda bir sıkıntımız yok galiba gördüğüm kadarıyla. O dertten kurtulduk herhalde. O ya o bugün de iyi gitmiş. %7 yapmış bugün de. Ya bu 191'e dokunacak bence. Ya yani bu 191'e dokunacak. 190, 191'deki yani şuradaki likidite bölgesine dokunmadan geri çekileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bakayım bir saniye. Dokunmuş mu oraya da? Tam dokunamamış. Yani 191'e dokunma ihtimalinin ben bunun mevcut olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 191'e dokunduktan sonraki reaksiyonuna bakmamız gerekiyor. Bu reaksiyona da nasıl bakacaksınız? Bu bir saatlik grafik bu arada. Şöyle bir günlüğe alalım. Evet. Bir saatlik de unutmuşuz. Hala geçerli tabii ki. Yani şu alanda bakalım ne yapacak. Yani şu an direnç alanına bir ziyaret geldi. Neden? Günlük grafik bakın bu. Şurada bir geçemediği direnç hattı aslında kendisini oluşturmuştu. Bu hattı bugün artık itibariyle geçmiş. Ancak şu anda burada bir supply nokta diyorlar ya bir supply noktaya bir arz noktasına ziyaret geldiğini görüyorum. Dolayısıyla bu nokta ile olan ilişkisine de yine az önce olduğu gibi küçük zaman diliminde lütfen dikkat ediniz. Bakalım yarın itibariyle buradan bir red yeme ihtimali olacak mı? Ona göre duruma göre kârınızı alma ihtimaliniz de olabilir diye düşünüyorum. Kızılbük, evet. Feray Hanım hoş geldiniz. Feray Hanım demiş ki Kızılbük topladım. Kısada ne oldu? Teşekkürler. Kızılbük'ün kodu neydi? KZGO muydu? Yok o kuzuydu. KZBGY'ymiş. Evet daha önce güzel bir çalışmamız varmış zaten Kızılbük'te. Gördüğünüz gibi teknik analize net cevaplar veren, güzel çalışan bir hisse. Bunlar ne demiştik? Yükselen bir trend içerisinde yoluna devam ediyordu. Bakın temaslardan sonra yükselişler. Ancak burada bir swing noktayı kendisine direnç hattı olarak belirlemişti. Bu swing nokta da bizim için kritik bir noktaydı. Neden? Neden kritik bir nokta? Bakın şuradan başlayan
Hareketlenme, düşüş, düzeltme, düşüş, düzeltme, düşüş, düzeltme. Buradan böyle devam ediyor. Dolayısıyla bu alan bizim için kritik simit noktalardan bir tanesi. Yani büyük bir simit nokta, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu alana takıldıktan sonra bir geri çekilme ihtimalinin gelmesi zaten Perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir şeklinde. Burada aslında kendini belli etmişti. Bu direnç hattı bizlere. Dolayısıyla hisse burada hala takılmaya devam ediyor. Bugün itibariyle de bakın yukarı doğru bir pin bar atmış. Yakınlaşalım şöyle. Yukarı doğru bir pin bar atmış. Pin bardan sonra yine satıcılar devreye girmişler. Ya burada şu anda kim istemişti? Feraye Hanım. Burada şu anda bir satıcılı alan içerisinde bu hisse. Kısada ne takip edilecek? Kısada 23.84 üzerinde bir gün kapanışı gelecek mi? Soru işaretimiz bu. 23.84 üzerinde bir gün kapanışımız gelecek mi? Gelirse ne olur? Gelirse bu kez üst bölgeleri hedefleyecektir. Yani işte 26-28 bölgelerini hedefleyecektir. Gelirse eğer bu kapanış gelemezse geri çekilmeye devam edecek ve satıcılar burada devreye girecektir. Bu kez de hangi nokta takip edilmesi gerekiyor? Kısada 22 seviyesinin bir destek hattı olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol etmemiz gerekiyor. Daha güzel bir direnç seviyesi verelim. Daha güzel bir direnç seviyesi verelim. Destek seviyesi, özür dilerim. Bakın yükselişin yani teknik açıdan neden beğendim ben de bu hisseyi? Eğer burada bir kırılım gelirse biz de bunda bir pozisyon düşünebiliriz. Neden teknik açıdan güzel? İşte bakın dip çok harika bir dip. Yani çok hani teknik açıdan böyle hakkını vererek yükselmiş bu hisse. Dip ve güzel bir dip daha yapmış. Arada başka bir dip var mı? Şu at, yani şu at, evet, şurası. Evet, 21.06-21.54'te açıkçası bu hisse de bence şu anda güçlü destek olarak çalışacaktır. Tabii şuradaki tren çizgisi de hesaba katılmalı. Devam edelim. Evet, Hüseyin Bey BRLSM demiş. Bizim bir Mehmet Bey miydi, Ahmet Bey miydi, Serkan Bey, bir arkadaşımız vardı. Hiç gelmiyor yayınlara. Twitter'da bazen takip ediyor ama onun da bu hissede bir pozisyonu vardı ve bir türlü kar almamıştı. Hatta ben de kendi huyumu anlayamıyorum falan gibi bir espri yapmıştı. Evet, artık hani şu gördüğünüz zaman şu hareketleri net olarak bilin ki bir yapılan bir tepeden dönüş. İşte tepe oluşumu mantığını artık galiba anladınız. Hani aramızda böyle yeni yeni grafik çizimi yapmaya başlayan arkadaşlarımız da var. Ve işte Hakan Bey gibi yine az çok bir tecrübesi olan arkadaşlarımız da var. Ya tepe yapısı işte böyle. Yani net bir tepe şu anda oluşmuş bu hissede. Tepe oluştuğu için ne diyoruz? Dönüş emaresi gelmeden bir pozisyon düşünülmemeli alım anlamında. Eğer bir pozisyonda isek bir düzeltme hareketi başladı. Düzeltme hareketi nerede tepki alabilir? Alması gereken yerde tepki almadı ise o zaman bir kar alma işlemi yapılabilir. Eğer tepki aldı ise maliyet düşürme veya ekleme şeklinde bir politika izlenebilir. Şu an yaptığı son simit bura. Bir fibo çizelim. Şuradan. Fibomuz da çok karmaşık olmasın ya. Gözümüz yoruluyor. Peki. Şöyle olsun fibomuzda. Evet, şu anda net bir fibo desteğinde tutunmaya çalıştığını görüyorum BLSM'nin. Tutunmuş mu? Tutunmuş. Bu günlük grafik bakın 2 gündür burada tutunuyor. Yani 2 gündür 38.36 seviyesini alıcıların koruduğunu söyleyebilirim ben. Çok net yani. 38.36 seviyesi 2 gündür alıcılar tarafından korunuyor. Nereye kadar koruyabilirler? Onu tabii zaman gösterecek. Ancak seviyelerimiz şu anda bunlar. Tabii bu noktanın da altına inmesi durumunda diğer seviyeler takip edilmeli Hüseyin Bey. Eğer hani özelden de kendi pozisyonunuz hakkında bilgi verirseniz özelden de Telegram'dan da sizin kendi pozisyonunuz hakkında özel sohbetler gerçekleştirebiliriz. Evet, Hakan Bey demiş ki canlı yayını beğenmeyi unutmayınız demiş. Teşekkür ederim Hakan Bey. Vallahi ben söylemeyi unutuyorum, siz hatırlatıyorsunuz. Evet, lütfen yayını da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet, Aziz Bey demiş ki teşekkürler hocam değerlendirmeniz için. Size ve tüm arkadaşlara mutlu bir hafta diliyorum. Sağ olun Aziz Bey, bize katılımınız için teşekkür ederiz.
Evet, Serkan Bey demiş ki enerjiler son durumda iyi olacak. G20 zirvesinde 3 sene içinde yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırma kararı alındı. Aa öyle mi? Bak ben bilmiyordum bunu. Serkan Bey çok iyi takip ediyor bu haberleri. G20 zirvesinde 3 sene içinde yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırma kararı alındı. Çok güzel. Ya bunun artık yansıması gerekiyor. Mehmet Şimşek de buna istinaden yatırım kararını yeniledi hocam. Oo. Valla Serkan Bey güzel bir haber bu. Bunu değerlendirmemiz lazım. Evet, güzel bir haber. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu konuyu konuşalım. Hatta bu konuyla ilgili bir Twitter yayını da yapabiliriz. Twitter Space yayını. Orada da sizden detayları alabiliriz Serkan Bey. Burak Bey demiş ki emeğine sağlık Üstad. Rica ederim. Teşekkürler hocam demiş. Devin Evren Bey devamsızlıktan kalmak üzeresiniz. Söyleyeyim onu. Muhammed Aydemir Bey aynen hocam. Eksun'da terste kaldık. Ya, maalesef işte terste kalmak da kötü oluyor. Hakan Bey demiş ki hocam yoruldunuz biliyorum. Kısaca CV enerji bakabilir misiniz zahmet olmayacaksa. Estağfurullah. Rüzgar ama Valucu mu? O rumuzunuzun anlamı nedir? Merak ettim. Ona da bakacağız şimdi. Evet, CV enerji. Şurada bir hacim noktası vardı, kıramadı. Bu noktayı da kırmış. En son Serkan Bey'le birlikte galiba bakmıştık buna. Şunu bir silelim. Şundan hepsini bir silelim ya. Evet, şuradan bir kısa filmimize bakalım. Şimdi bu kısa fipte neden bu alan yeşil? Çünkü bu alan FIBO Golden Zone bölgesi 0.618'e tekabül eden bölge ve 1.618'e veya da 1.618'e. Dolayısıyla bu alan aslında güçlü bir alandır. Nitekim bu alana net olarak bakın ne kadar noktasal bir yakınlaşalım. 397'ymiş bu. Bakın şurada ne kadar noktasal bir kapanış yaparak aşağı doğru inmiş. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu çalışan bir FIBO çizimi. Bu çizimi takip edelim. Bu çizim bize ne söylüyor? Bu çizim diyor ki 371'i de aşağı kırdım diyor. Bakın burada 371'i de aşağı kırdım. 338'e doğru gidiyorum diyor. Takip edeceğimiz şey Hakan Bey 338 seviyesinin fiyatı tutup tutamayacağına bakacağız. 338 fiyatı tutarsa o zaman ona göre bir durum düşünebiliriz. Tutamazsa bu kez de 286 seviyesi ve yine burada aslında bu seviye çok daha iyi bir seviye dönüş için. Neden? Çünkü burada bir de order block var. Bakın bir alıcı order bloğu var burada bir de. Dolayısıyla bu alan açıkçası güzel bir destek hattı. Destek hattı olarak bu alanı da takip edebiliriz. Şöyle bir yazalım ki yarın bir gün bize de lazım olabilir. Evet. Destek alanı. Yani dolayısıyla şu an 338 seviyesi Hakan Bey takip edilmeli diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Zaten orası aynı zamanda şu nokta. Yani 286 seviyesi yaptığı son dip noktası. Yani yeni bir high yapmış. Güzel. Yani market yapısı bullish devam ediyor CV Enerji'nin. Ancak bu son dip noktasını bir test etmek isteyecek mi? Ya da burada yeni bir dip nokta yaparak yani bir yeni bir lower high, yeni bir yüksek dip yaparak mı gidecek? Bunu bize zaman gösterecek. Evet, Sercan Akbaba, Sercan Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar, Eczacıbaşı yatırım lütfen. Onun kodu neydi? ECZYT miydi? Direkt kodları yazarsanız daha çok memnun olurum. Ha, bilgisayarın RAM'ini değiştirdik ama bizim RAM biraz eskidi. O yüzden bulamayabilirim. Şimdi bir kapatalım bir dakika. Evet, şöyle bir haftalık görünümüne bakmak istiyorum. Haftalıkta zaten yaptığı tepeyi geçemediği ve bir geri dönüş içerisinde olduğu ancak alıcıların da bu hisselerin fiyatlanmasının düşmesine izin vermediğini görüyorum. Şu noktalara biz işaretlememe izin verin. Günlüğe geri dönelim. Evet günlükte 206-213 seviyesi net olarak benim için bir destek hattıdır.
Bu hat destek hattı olarak kullanılmaya güvenle devam edilebilir. Burada bir bakın şurası tepe nokta ya. Kim istemişti? Sercan Bey. Burası tepe nokta ya. Bu tepe noktaya kadar bir ulaşma çabası. Tepe noktaya ulaşamadığı için buradan bir geri dönüş aldığını görüyorum. Dediğim gibi 206-213 seviyesi bir destek olabilir. Dipten fibosuna bakalım. Evet, bakın o da hemen hemen 217-214 seviyesini göstermiş bize şu anda. Oraya bir temas. Alıcılar şu anda burayı tutmuş. Aslında burayı kaç günden beri tutuyorlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani bir haftadan beri şu alan komple. Alıcılar aslında bu alanı tutmayı başarmışlar şu anda. Dolayısıyla bu alan 214.5 seviyesi bence bu hisse de kritik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Şu alan komple kritik ya. Aslında bu alanı şöyle çizmek lazım. Şuradan başlayarak şöyle çizmek lazım bu alanı. Bu alan ciddi bir destek hattı. Destek hattına bir ziyaret gelmiş. Takip edilmesi gereken şey bu hisse de destek hattı çalışacak mı? Bana biraz çalışacak gibi geliyor. Hacim nasıl? Hacme de bakalım. Evet, yani çalışacak gibi. Neden? Çünkü bugünkü satış hacmi, yani düzeltmelerde hacim düşer arkadaşlar. Düzeltmelerde konuşamadım. Düzeltmelerde hacim düşer. Dolayısıyla bir düzeltme hareketinde mi değil mi hacmin kontrolüyle bunu da bir anlayabilirsiniz. Ben buradan bir tepki alacağını açıkçası teknik açıdan tamamen düşünüyorum. Evet, rüzgar ama balocu. Bu anlamını öğrenmek istedik ama paylaşmak istemedi galiba. Cam taşa bakalım. Hani böyle yanlışlıkla istemeden argo veya bir şey söyleriz. Sıkıntı olmasın. Bilmeyince zor, bilmemek zor. Cam taşta çanak hedef gelmiş bakın. Biz cam taşta biraz kârı erken alıp çıkmıştık hatırlarsanız. Cam taşta %14 civarı bir kâr almıştık. Ancak şu anda çanak hedefinin geldiğini görüyorum. Çanak hedefi geldikten sonra bir geri çekilme. Cam taşa bayağıdır bakmıyordum ben. Çünkü kar alıp çıktığım hisselere genelde bakmıyorum prensip olarak. Ancak cam taş şu anda şuradaki çanak yapısının hedefine dokunarak net bir geri çekilme geldiğini görüyorum. Bu bize neyi işaret ediyor? Affedersiniz. Bu bize neyi işaret ediyor? İşte teknik analiz kullananların, çanak hedef kullananların, bu çanak hedef formasyonunu görenlerin, belirleyenlerin, kurumların bu noktada artık kar satışına başladığını, kar emirlerine girmeye başladığını gösteriyor. Neden? Yine bir eğitim çalışması olsun. Neden? Şu muma bakın. Ne diyorduk bu muma? Biz akşam yıldızı. Bu bir akşam yıldızı. Net bir dönüş formasyonudur. Net bir ayı formasyonudur. Akşam yıldızı attıktan sonra bir dönüşe geçmiş. Uzatmayalım, konuyu toparlayalım. 13.31 seviyesi benim için net bir destek hattıdır. Çünkü burada kırdığı bir swing nokta daha var. Yani tamam, burayı kırdı, çanak oluşumu başladı. Ancak bir de burada önemli bir swing noktayı, şu alanı kırmıştı. Dolayısıyla bu alana bir retest yapmak istemesi kadar teknik açıdan doğal bir şey olamaz. 13.31 seviyesi, 13.31 seviyesi bu hissede bir destek hattı olarak çalışıp çalışmayacağını takip etmemiz gerekiyor. Evet, Esma Kanada'da. Evet, Esma Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar demiş, iyi akşamlar. BioN lütfen hocam, teşekkürler demiş. Bakalım. BioN benim galiba hiç çalışmadığım bir hisseydi. Bakayım bir çalışmam var mı bununla ilgili? Yokmuş. O zaman hemen kısaca bakalım genel yapısına. Haftalık görünümle başlayalım. Haftalık görünümle gözüme çarpan şöyle bir, hani Esma Hanım'a net bir bilgi vermek için en azından hissenin yapısı hakkında. Evet. Evet, bir W var. Peki. Haftalıkta swing noktalara baktık. Swing noktalarının çalıştığını ve neden çalıştığını diyorum. Bakın. Zaten burada, şurada bir de satıcı bloğu varmış. Haftalıkta bir satıcı bloğu. Bakın.
Burada fiyat düşüyor. Doğru mu? Düşüşten önceki son yeşil mum bizim satıcı bloğumuzdur. Ve şu anda bir satıcı bloğu içerisinde mi acaba? Bir dakika. Bir satıcı bloğu içerisinde mi? Günlüğe dönelim. Şöyle bir yapı var burada. Evet, bir satıcı bloğu içerisinde bu Esma Hanım şu anda. Şu anda fiyatlama bir satıcı bloğu içerisinde. Ancak bakın, şöyle yakınlaşalım. Hangi gün bu? 31 Ağustos. 31 Ağustos'ta buranın kırıldığını, yani bu satıcı bloğunun yukarı kırıldığını görüyorum. Ve bunun üstünde bir günde olsa kalması teknik açıdan beklenir. Bir günde bunun üzerinde kaldığını görüyorum. Dolayısıyla bu satıcı bloğu artık benim için, benim teknik yani yayınlarımı, analizlerimi bilenler biliyorlar. Bu satıcı bloğunun rengi benim için artık yeşildir. Bir destek hattına dönüşmüştür. Çünkü direnç hatları kırıldığı zaman desteğe, destek hatları ise kırıldığı zaman dirence dönüşür. Burası artık benim için bir destek hattı. Burada bir de şu kırmızı ile çizdiğim swing noktadan kaynaklı bir destek hattımız bizim var idi. O da 19.94'e tekabül ediyordu. Dolayısıyla 19.94-21.30 arasının kritik olduğunu düşünüyorum. Buradaki modumuz da eğer bir pozisyon yoksa, trade yoksa kırılım yok şeklinde adlandırıyorduk bunu da. Dolayısıyla 19.94 altına inip inmeyeceğine bakacağız. Ve daha sonra buradaki order blokta olan ilişkisine ve devamında da 21.30'un üzerinde çıkıp çıkamayacağını yeniden kontrol edeceğiz. Hacmine bakalım. Evet, güzel güzel. Yani şöyle güzel. Şöyle güzel. Bakın neden güzel? Burada yaptığı bir dip. Bakın tam dip noktadan yeniden alıcı buluyor. Aynı noktayı bakın test ediyor. Harika bir hareket. Ve yeni bir tepe yaptıktan sonra bir geri dönüş içerisinde. Bunun anlamı net olarak ben bir düzeltme yapıyorum. Korkma, merak etme demektir. Neden? Çünkü hacimde öyle ahım şahım bir düşüş hacmi yok. Dolayısıyla bir düzeltme hareketi şu anda BON'de bence mevcut. 19.94 takip edilebilir. Devam edelim. Peki arkadaşlar, maşallah isteklerinde ardı arkası gelmiyor. Teşekkür ediyorum yayına olan ilgi için. Saatimiz de 12 olmuş. Son isteklere de bakalım. Ondan sonra artık yavaş yavaş yayına kaçta başlamıştık? Gerçi 1 saat olmuş herhalde. Yavaş yavaş yayına son verelim. Peki Ersin Bey, hoş geldiniz. Ersin Bey Vakfeyo demiş. Vakıf yatırım ortaklığı. Yani çok gepler, çok boşluklar var. 4 saatlik bakmak isterim ben buna. Evet, tepeden dönüş. Doğru istiyorsak değil mi bu arada ya? Bir dakika. Evet, doğru istiyorsakmışız. Yani bunu umarım şunun için soruyorsunuzdur Ersin Bey. Hani umarım bir pozisyonunuz, maliyeti yukarıda olan bir pozisyonunuz yoktur da işte acaba işte bu hisse geri çekildi, bir dipten alma amacım var diye soruyorsunuzdur. Çünkü ya teknik yapısı, ben böyle teknik yapılar hiç sevmiyorum. Böyle teknik yapıların açıkçası öngörüsü biz teknik analistler için çok zor oluyor. Yani şu anda hani ben burada bir teknik seviye göremiyorum. Bakın. Tepeden aşağı hala akış. Yani hala akış. Yaptığı bir kırılım yok. Günlükte market yapısı bearish. Hani net bir şey söyleyeceğim. Yani şuna bakabilirim. Şu swing noktadan alalım. Biraz daha mantıklı. Evet. Yani hani ancak söyleyebileceğim 21.52 seviyesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağını beklemek, takip etmek olacaktır. Maalesef. Yani teknik açıdan tüm bileşenler uygun değil. 23.50 mi maliyetiniz? 23.50 ise tabii ki son karar size aittir ama
Yani sizin maliyet nerelerde? Bir dakika. Sizin maliyet şurada. Evet. Tam yani iki fibonun ortasında. EMO'larına hiç baktınız mı? Evet. EMO'lar. EMO 50'nin aşağı kırıldığını görüyorum. Şu yeşil çizgimiz bizim EMO 50'miz. EMO 50'nin bugün kapattığı mum kapanışı ile EMO 50'nin Ersin Bey aşağı kırıldığını görüyorum. Dolayısıyla teknik açıdan iyi bir haber değildir. EMO 50'nin aşağı kırılımı. Nitekim burada EMO 100'ün de özür dilerim. EMO 50 miydi? Bu dakika ben de renkte karıştırdım ya. Evet doğru. EMO 100 bu. EMO 100'ün aşağı doğru kırıldığını görüyorum. Burada da EMO 50 aşağı doğru kırılmıştı. Dolayısıyla hani bakın bir merdiven basamağı gibi düşünebilirsiniz bunu teknik açıdan. Yani EMO 50 fiyatı tutamamış, EMO 100 tutamamış, EMO 200 bu kez hissenin radarında olacaktır. Öyle söyleyeyim ben size. Karar tabii ki sizin. Buradan bir sürpriz gelir mi gelir onu bilemem. Ancak teknik yapısı benim şu anda hoşuma gitmedi. Pozisyonunuzu korumaya devam ederseniz de 21.52 seviyesinin korunup korunamayacağına lütfen dikkat ediniz. Evet Aziz Bey bakın demiş ki lütfen yayını beğenelim arkadaşlar demiş. Beğendik mi ben göremiyorum şu an bakamadım henüz. Beğenin yayın bittikten sonra da yorum yapın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Hakan Bey demiş ki Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra 338'i tutar hocam demiş. Hadi inşallah bakalım. Burak Bey demiş ki Serkan Bey'e de çok teşekkür ederim demiş. Evet. Sağ olsun Serkan Bey de bizler için çalışıyor, çabalıyor. Niye bizler için diyorum? Hani belli bir kendi emeğinin karşılığı olarak bir bilgiye ulaşıyor veya bir araştırma yapıyor. Onu da bizlerle paylaşıyor Telegram kanalımızda. Teşekkür ediyoruz. İşte herkes bir şeyler yapıyor bizim grubumuzda. Bizim grubumuzu ben seviyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Yayının sonuna kadar benim de burada kalan arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bakın yayınımız hiç donmadı. Yeni cihazımız hepimize hayırlı olsun diyelim. Peki Burak Bey demiş ki yarın bol ve bereketli kazançlar dilerim bütün arkadaşlara. Üstad sizin de emeğinize sağlık, iyi geceler demiş. Ersin Bey teşekkür ederim demiş. Ben de bu saate kadar şu an benimle burada olan tüm değerli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bol, bol kazançlar diliyorum. Bugün %2 bir düşüş geldi. Yarın yine takip edeceğiz. Kendi pozisyonda bulunduğunuz hisselerin stop noktalarını belirleyiniz. Panik yapmayınız. Teknik analiz bize ne söylüyorsa lütfen o şekilde adım atınız diyorum. Hepinize hayırlı geceler. Görüşmek üzere.